Yeni başlayanlar için Dogecoin diyor ve Dogecoin'in aslında tanıtıldığı bir haber var burada. Biz de bunun üzerine konuşacağız. Özellikle Dogecoin'i özet bir şekilde nedir, ne olabilir konusunda hem fiyatlarına dair hem de her şeyine dair diyebilirim. Aklıma geldiği kadar bir Dogecoin'i anlatmaya çalışacağım. Diyor ki yeni başlayanlar için Dogecoin ne zaman çıktı? Musk'ın desteğini nasıl aldı? Ne zaman çıktı? 2013 yılında çıktı. Bayağı da eskidir yani. Mesela XRP'den bir yıl sonra piyasanın en eski kripto paralarından bir tanesidir. Çıkışıyla birlikte revaç yakalayamamıştır ama sonraki yıllarda ciddi anlamda hype olmuştur. Özellikle en büyük hype yakaladığı zaman dilimi tabii ki Elon Musk'ın meselesi. Dogecoin ilk olarak çok eleştirildi. Hatta beraberinde gelen Shiba da çok eleştirildi. Ta ki her ikisi de Dogecoin bir şey olmasına rağmen, nasıl diyeyim size, Dogecoin çok da eski olmasına rağmen, evet süreç bu kadar da uzamıştır. Doge da Shiba da ancak bu ayı sezonunda üzerlerindeki Ponzi, dolandırıcı, işte bunlar çöker, ölür, biter tarzındaki haberleri ve bu bakış açısını hem piyasadaki büyük isimler hem de acemi yatırımcılar tarafından atabilmiştir. Çünkü ayı sezonunda herkesin şeyi şuydu ya, bu ayıda zaten bunlar erir gider tarzında ama Dogecoin ayı sezonu içerisinde BNB ve Matic'ten sonra, ki BNB'yi asla önermiyorum sakın ha sakın, BNB ve Matic'ten sonra 2022 yılının en iyi performansını gösteren, aynı şekilde piyasa derinliğini sağlam tutan coin arasında yer almıştır. Dolayısıyla Shiba ve Doge bu sezon çok başarılı bir sezon izlemiştir. Fiyat bakımından da aynı şekilde, çünkü diğer altcoin'lere göre piyasa normali olan ayı sezonunda düzgün fiyatlamalar yapmıştır. Ekstrem düşüşler ya da sıkıntılar gözükmemiştir. Hem de üzerindeki güven ortamını tamamlayarak uzun vadeye bu durumu yaymıştır diyebilirim. Haricinde Dogecoin biliyorsunuz bir meme coin'dir. En büyük salt meme coin ve en büyük meme coin'dir. Shiba en büyük fayda coin'idir. Dogecoin'in uzun vadedeki kalıcılığı konusunda ağ üzerindeki rutin çalışmalar dışında ekstrem projeler vesaire olmaz. Shiba'da aksine olur. Burada ana konu Shiba değil ama ikisi arasındaki farkı anlatmaya çalışıyorum. Bu da geleceğe yönelik, yani uzun yıllara yayılım konusunda bakınız. Salt meme coinlerin piyasadaki kalıcılık ihtimali fayda coinlerine göre daha düşüktür. Ben bundan kaynaklı olarak Dogecoin ya da Peep'in mesela uzun vadede böyle uzun yıllar boyunca piyasada kalabileceğini hiç zannetmiyorum. Buna göre yatırım yapmak gerekiyor. Fakat sezon içerisinde, bu boğa sezonu için konuşursak, Dogecoin'in potansiyel katlama oranları çok yüksektir. Çünkü piyasa derinliği korkunç derecede iyidir. Piyasanın dördüncüsünden bahsediyoruz. Zaten Bitcoin, Ether, XRP, onun peşinden Doge geliyor zaten. Litecoin'den bile önde yani. O yüzden bu sezon içerisindeki beklentim yüksek. Willy Marcus kurdu. Kendisi de bunu ifade etmiştir ki Bitcoin'den tabii ilham alarak Dogecoin'i yaratmıştır ama kodu yazarken yazılım esnasında yapmış olduğu bir hatadan kaynaklı sürekli artan bir arz yapısına sahiptir Dogecoin. Yani deflasyonist değildir, aksine enflasyonist bir coin'dir ama bu öyle çok yüksek, korkunç miktarlarda bir meblağa tekabül etmemektedir. Yatırımcılarla buluşmayı sürdürmektedir. Ama bu da uzun vadedeki dezavantajlarından biridir. Yani artan bir arz yapısına sahip olması. Bu meme genelde işte hani meme coin diyorum ya, ekstrem bir durumu yoktur. Sadece kullanılabilir akıllı sözleşmeler için. İşte ağ üzerinde Dogecoin üzerinden yeni token oluşturmak olsun gibi, hani klasik bir blockchain yapısı. Ekstradan Doge dediğiniz şey spekülasyona tabi olarak karşımızdadır. Sezon içerisindeki fiyatlarından konuşursak, hiç değilse minimal şunu söyleyebiliyorum. Bu arada bir ilk hareketçidir XRP Coin gibi. Yani BTC'nin ilk ATH hareketinde kendi ATH'ini yapıp sonraki harekette bunu egale edememe durumu vardır. Bunun da altını çizmek lazım.
İkincisi Dogecoin bu sezon neler yapabilir? ATH yapacaktır diye düşünüyorum. Çünkü çok güçlü duruyor. ABD tarafında aynı zamanda şu an en çok tutulan altcoin'idir. Ether'den sonra hatta geçme potansiyeli bile vardır. ABD'nin en popüler altcoin'idir. Tabii Shiba ile yarışıyorlar ama Shiba'dan şu anda tutması ve popülaritesi daha yüksektir. Normal olarak. Dünyanın pek çok yerinde popülerdir zaten. Hedef olarak 1 dolar seviyeleri sıkça Dogecoin için verilmiştir. Bence bu sezonda evet Dogecoin'in 1 dolar gibi fiyatları görmesi gayet makul bir fiyat tahminidir. Ama ATH yaptıktan sonra bunu anına görüp değerlendirmemiz gerekecektir. Tamam mı? Nereye kadar uzanabilir halihazırdaki yaptığı ATH vesaire vesaire. Şu an 1 dolardır, 2 dolardır, 3, 5 dolardır. Bunlar sadece spekülasyondan ibaret kalır şu an konuştuğumuz noktada. Haricinde Elon Musk'ın desteğini neden aldı? Elon Musk Dogecoin'den ziyade Dogecoin'i seviyor diye bir durum yok. Elon Musk'ın elinde bir adet bile kendi tuttuğu Dogecoin bulunmamaktadır. Hiç bulunmamaktadır. Bu aksine spekülasyonlar çıkmıştır var diye. Kesin bilgidir. Kesin bilgidir. Bak tekrar söylüyorum. Bir adet bile Dogecoin tutmaz. Hiç tutmamıştır. Hiç alımını yapmamıştır şimdiye kadar. Neden Dogecoin ile bu kadar ilgileniyor? Kendisi Doge'dan ziyade yükselen bu kripto piyasasının içerisinde var olmaya çalışıyor. Çünkü çok büyüyebilecek bir yer. Geleceğin alanı. Elon Musk'ın nasıl bir adam olduğunu zaten biliyorsunuz. Böyle bir sektör, böyle bir alan bulduğunda yapışır. Direkt yapışır yani. O yüzden bu kadar etkin. Bu kripto mesela kripto influencer'ı deniyor ya aslında en büyük kripto influencer'ı Elon Musk'tır. Tamam mı? Kendisi sayılır yani ki bu şekildedir. Kendisinin Dogecoin'de bu kadar aktif olmasının sebebi aynı şekilde diğer bazı meme coin'lerde hatta bir yapay zeka coin'i olan Agix'te olmasının sebebi bunların hepsinin bir ortak noktası var. Çok spekülatifler. Yani adam diyor ki ben bunlar üzerinden hareket edersem, bunlar üzerinden spekülasyon yaratırsam hem fiyatlarına etki edebilirim hem de bunlar üzerinde topluluk yaratabilir ya da mevcut topluluğu daha iyi kendime çekebilirim. Yani bunlar üzerinden piyasa genelinde daha çok popülarite sağlayıp daha yüksek şekilde güç kazanırım. Adamın bakış açısı bu. Yani perspektife çok geniş bakıyor. Piyasaya yayılmak için bunu kullanıyor. Evet. Durumlar böyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.